Merhaba ben Ahmet Şahin Akbulut. Ses tonunu bir düşünelim. Hatırlarsanız iletişimden bahsederken üç unsurdan konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi beden dili, ikincisi konuşmak, üçüncüsü ise ses tonuydu. Ses tonu oldukça etkili. Karşı tarafı duygularımıza aktarma noktasında etkili. Ve karşı tarafın duygularını anlamlandırmak noktasında da çok etkili. Günlük hayatın içerisinde ses tonuna çok fazla dikkat etmiyoruz. Aslında yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Ses tonu konuştuğumuz kelimelerden bile öne geçebiliyor. Bakın ses aslında neyi nasıl söylediğinizi gösteriyor. Karşı tarafın neyi nasıl ifade ettiğini gösteriyor. Ses tonuna iliştirilen mesajları doğru bir şekilde okuyabilme becerisini elde etmemiz lazım. Aslında konuşma sırasında zaman zaman kelimelerle değil ses tonuna odaklanmamız gerekiyor. Biz insanlarla konuşurken ne söylediğine dikkat ediyoruz daha çok neye odaklanıyoruz? Bir de nasıl söylediği çok önemli. Bir insan seni gerçekten seviyorum sana değer veriyorum dediğinde seni gerçekten seviyorum, değer veriyorum ya da seni gerçekten seviyorum. Sana gerçekten değer veriyorum. Seni gerçekten seviyorum. Sana gerçekten değer veriyorum. Şimdi aslında baktığınızda bütün an, e, kelime, üç cümlenin de söyleniş itibariyle kelime anlamları aynı. Cümle anlamları aynı. Fakat katmış olduğunuz ses tonu tamamen anlamı değiştiriyor aslında. Karşı tarafta nasıl bir duyguyu oluşturduğunuz çok önemli. Karşı taraf kalpte nasıl bir his hissettiği çok önemli. O zaman biz kendinize, kendimize şunu söylemeliyiz. Ses tonunu istekli mi ya da istekli, isteksiz mi? Tamamen istem dışımı çıkartıyoruz? Biz genelde ikincisini yapıyoruz. Bakın konuşurken ne söylediğimize dikkat etmiyoruz. Konuşurken o kelimeyi nasıl telaffuz ettiğimize de dikkat etmiyoruz. Bunları ilerleyen derslerde, diksiyon derslerinde değineceğiz. Mutlaka etkili konuşma derslerinde bunların, bunların üzerinden geçeceğiz. Çünkü ezgi, vurgu, tonlama, sesin bükümü tamamıyla konuşmanın tesirini, etkisini artırıyor. Özellikle belli bir mecliste konuşuyorsanız, belli bir meclise ders veriyorsanız, bir hocaysanız, öğretmensiniz, öğretmenseniz ya da manevi konuda bir vazifeniz varsa karşı tarafa neyi nasıl aktardığınız çok çok önemli hale gelmiş oluyor. O zaman ben karşı tarafın ses tonunu ve ayrıca kendi ses tonumu beden dilim ve sözlerimle de ne yapmam lazım? Karşılaştırmam lazım. Biz bu konuya çok önem veriyoruz aslında. Biz bu konuya gerçekten çok önem veriyoruz. Biz bu konuya zaten önem veriyoruz. Şimdi burada önem konusu üç farklı duyguda verildi. Fakat hangisi daha etkili? Elbette ki ikincisi. Biz bu konuya gerçekten önem veriyoruz. Gerçekten önem veriyoruz. O zaman benim beden dilim, ses tonum ve söylemiş olduğum sözlerin hepsinin birbiriyle etkili olması lazım. Evladım, yalanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu biliyor musun? Evladım, yalan ne kadar tehlikeli biliyor musun? Evladım, yalan tehlikeli. Onu biliyorsun. Şimdi hangisi daha çok evladınız üzerinde tesirli? Ya da bir patronun işçisiyle kurduğu ilişkide ya da manevi bir görevi olan kişinin o kişiyi belli bir manevi tekamül noktasında ilerletme düşüncesinde. Söz, beden dili ve ses tonu. Bu üçünün birbiriyle uyumlu olmasını bekliyoruz. O zaman karşı tarafın konuşmalarında ortamı da ciddi anlamda göze almamız gerekiyor. Ortam bizim için ses tonunun nasıl aktarıldığı ile ilgili bilgiler mutlaka veriyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Örneğin çok kalabalık bir ortamda insan ses tonu çok yükseltemez veya mahremin olduğu ortamda insanlar ses tonlarına dikkat ederler. Evet buralarda da ortamı da göz önünde bulundurmamız lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir konuda buluşmak üzere.